Merhaba arkadaşlar, ben Erkoğustan. Serdar bugün sizinle arkadaşlar. Oynadığı testleri çözeceğiz. Çok önceden iki tane test yapmıştım sizinle beraber arkadaşlar. Bir tanesinde annemi kurtarmaya çalışıyordum. Bir tanesinde de uzaylılardan kaçıyordum arkadaşlar. Daha fazla oynadığı test gelmesini istiyorsunuz. Lütfen like atmayı unutmayın. Ve bana da oynadığı testi önermek için aşağıdan yorumlardan yazabilirsiniz. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Diyor ki 10 yıl sonra bineceğin arabayı söylüyoruz. Bakalım neye binecekmiş arkadaşlar, çok merak ediyorum. Büyük ihtimal Tofaş falan çıkacak ama neyse. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Erkeğim ben. Peki hala hazırda bir araban var mı? Maalesef. Peki varsa markasından hangisiydi? Yok demiştin zaten. Yok abi, arabam yok. Araba temalı bir şarkı seç. Bas gaz abi. Abi. Ben bari Mustafa Sandal seçeyim ya araba. Onu en azından küçükken çok dinlerdim. Tamam, Mustafa Sandal'ı seçiyorum. Araç alırken en çok dikkatini çektiğin nokta nedir? Aksesuar, performans, fiyat, konfor, yakıt, güvenlik, görünüş. Görünüş önemli değil de. Güvenlik daha önemli benim için ya. Şey bakımından, kaza yaptığımda araba fazla parçalanmasın mesela. Parçalanmasın yani. Araba örnek veremeyeceğim. O kadar arabayla bilgim yok ama. Son yaz saatinde nereye gittin? Çalışıyordum. Bodrum'a gitmedim ama şeye gittim, Muğla'ya gittim, sayılıyor herhalde. Olsun, o taraflar işte. Aşağıdaki aksesuarlardan birini seç demişler. Bak tespih, bunu seçsem %100 Tofaş çıkaracak bana bak. Ben abi bunu seçiyorum. Yapacak bir şey yok, bunu seçiyorum. Tamam, sana istediğin arabayı aldık diyelim. İlk nereye gidersin? Burada güzel bir gece kulübü var. Instagram'ı foto atayım, sonra düşünürüz. Tanıdık galerici var mı, satıp model yükseltelim. Tabii ki önce sevgilime evime giderim. Abi karşıya bu nasıl mevsimi? Ben direkt arkadaşlara gezmeye giderim ya. Lamborghini, Lambo. Senin kişiliğine birebir örtüşen araba Lambo. Mükemmeliyetçini ve dolayısıyla kusursuzluğunu, işte okulda sosyal hayatta tahammülün yok. Teşekkürler. Her zaman en iyisi olmak istersin ve sana da en iyisi yakışır. İşte tam da bu yüzden senin araban Lamborghini. İnanıyoruz, sen de inan. Yalnızca 10 yıl sonra Lamborghini senin ne? Vallahi inşallah Lamborghini alırız yani. Ben Lamborghini isterim. Kim istemez ki abi? Şu arabanın güzelliğine bak. Ama ben siyah alırım. Simsiyah mat Lamborghini böyle. Neyse, diğer teste geçelim hemen. İlk gözüne çarpan figüre göre sana tanıtıyoruz demiş. Sana seni tanıtıyoruz falan, anlatıyoruz demiş. Neyse bakalım neymiş. Başlıyoruz. Bak ilk ne gördün? Surat gördüm. Surat anladım. Yani şurada adamı görmedim. İlk de şu suratı gördüm böyle. Göz, kaşlar, burun, ağız işte falan filan. Peki burada ne gördün? Dürbünlü bir adam. Bak araba da var. Dürbünlü adam da var. Arif, ben dürbünlü adam gördüm. Vallahi doğruyu söyleyeyim. Şey ya, bowling aynen. Bowling labutları. Ayak izleri görmedim. Bowling labutları gördüm cidden. Burada ne gördüm biliyor musun? Kelebek. Burada bir insan gördüm. Surat. İlk baktığında ne gördün? Gemiyi gördün lan. İki insan değil, gemiyi gördüm. Orada ben teknede iki insanı gördüm. Vay anasını. Şimdi first. Vallahi falın değil. Falın logosu hiç bakmamıştım ama first'un logosunu biliyorum. Aklına geldi, hangisi geliyor? Volkswagen geldi. Aklına transporter geldi. Büyükler oluyor ya. Dünyanın ilginç logolarından birisi olan logo sence ne gerçekten var? Oo. Popo var, popo. Ben popo gördüm burada. Müstehcen şeyler, evet. Ve son olarak burada dikkatini çeken şey ne? Balina. Hayal gücün uzaydan bile geniş. Hadi lan orada. Sen bir kere sezgileri çok kuvvetli birisin. Başkaları çok da dürüst, çok da üstüne düşmediği bu sezgileri sen daima peşinden gidiyorsun. Teşekkürler. Çünkü bu dünyada hala çözülmeye bekleyen milyonlarca gizem olduğunu biliyorsun. Güzel ya. Bayağı iyi şeyler söyledi benim hakkında. Sağ ol. Sağ ol be. Evet arkadaşlar, bu test de benim çok hoşuma giden bir test. Ya aslında test değildi, bu bir hastalık aslında arkadaşlar. Böyle insanların simetri hastalığı olur ya, bunun daha üst düzey bir şey. Sen yüzde kaç obesisif kompulsifsin? Okuyamadığım bir hastalık ama öyle işte. Yani söyleyeyim arkadaşlar, düzen, ritüel ve harmoninin varlığına tükenmez derecede muhtaç biriyseniz siz de bilmem ne bozukluğuna sahipsiniz. Bu testle birlikte biraz olsun kendini tanıma şansınız olacak diyor. Dikkat, ciddi bir mental işte buna ciddi şekilde hastalık sahibi olabileceğini söylüyor.
Başlıyoruz. Senden birkaç değerlendirme almamız gerekli. Aşağıdaki resmin sana hissettiklerini birden 4 derecelendir diyor. Bir sıradan resim 4 aşırı derecede rahatsız edici. Çok normal bence yani bu. Bir sıradan bir resim. Çok biri bu yani. Baya çok... Hiçbir şey yok ki benim için. Sıradan bir resim normal derecede güzel. Oo çok güzel lan. Ben bunu 3 veriyorum. Yani dörtlük değil ama üçlük. Çünkü şurada bir şeyler falan filan var ama güzel yani bence. Bu resmi sana istediklerini derece. Sıradan bir zemin 1, 4 kafa yiyorum. Aa, biraz kötü hissettirdi ama çok deri, o yüzden 2 vereceğim. Çikolata. Oo. Lan çikolata resmen mükemmel şekilde buraya oturmuş lan. Bildiğim buraya şey yapmış. Ben bunu 3 veririm. Bildiğim buraya resmen onun için ayarlanmış. Snickers için ayarlanmış bir yer resmen. Ama su şişeleri hakkında bir şey diyemem. Onlar biraz taşmış ya kenarlara. Ama çikolata için 3 veriyorum. O kadar iyi bak. Sabah çok önemli işiniz var. O saatte dünyamız için alarm kurmanız gerekiyor. Çağ saatim ya da cep telefonu kullanırım işte. Çağ saate güven olmaz. Cep telefonumu kırarım. Ben cep telefonumu kırıyorum ama cep telefonumu 3 farklı alarm kurarım, garanti olsun. Cep telefonumu 3 farklı alarm kurmadan önce yakın bir zaman alarm kurup çalıştırmayı not edelim. 3 tane kuruyorum ben arkadaşlar genellikle. iPhone'da öyle oluyor yani. Ben Xperia'da bir kere kuruyordum. 4 kere tekrar falan oluyordu ama iPhone'da nasıl tekrar edeceğini bilmediğim için, yeni aldığım için direkt 3 tane kuruyorum arda arda 2 dakika arayla. Diyelim ki alışverişe çıkacaksın. İhtiyaçlarına gidip alırım işte, liste yapmadan çıkarım. Ben var ya, liste yapmadan çıkarım direkt. Hayır, çıkmam değil. Direkt ne varsa giderim yani, ihtiyaçlar hakkında ne varsa giderim. Şimdi 1-2 davranışsal sorumuz olacak. Sakız çiğner misin? Çiğnerim. Evet çiğnerim, cidden güzel. Peki uyuma alışkanlıklarına ne durumda? Çok az uyurum abi ben. Yani çok az uyurum. Evet. Son olarak. Bu metinde seni rahatsız edici kaç şey mevcut? D. Şu D. Rahatlı T ile yazılır o. Bunun fontu küçük. 2 oldu. Mevcut. 2. 2 şey. %70 oranında mı? Oha. Yani kontrol her zaman iyidir dedi. Yani güzel bir şekilde kurtardık durumu aslında arkadaşlar. İyi, güzel. Yani %70 biraz fazla geldi bana ama yani yapacak bir şey yok. Demek ki böyle bir hastalığa kapılmışım ben de. Neyse arkadaşlar, daha fazla onarıyor testi gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi videonun başında da test önerebilirsiniz aşağıdan. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bye bye.